karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu akşam da önemli gelişmeleri çok kıymetli misafirimizle konuşacağız. Başika ekseninde Türkiye-Irak ilişkileri, Suriye'de yaşananlar, Türkiye-ABD-Rusya üçgeni ve bu üçgenin Suriye'de bölgeye yansıması, 23. Dünya Enerji Kongresi ve Türkiye'nin enerji bağımlılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, sela okuyan imam ve müezzinlere yapılan çirkin saldırılar ve bu saldırıların medyada yer bulamaması maalesef. 9. Avrasya İslam Şurası ve İslam Birliği'ne olan ihtiyaç. İşte hepsi bütün bunlar bu akşam TV5'te Fikir Meclisi programında konuşulacak. Çok kıymetli misafirimizle birlikte. Misafirimiz Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi, iş adamı Mehmet Ali Özgür. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Selçuk Bey. Programımızın yapımcısı, programı beraber hazırladığımız sanayici ve iş adamı, aynı zamanda Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Selman Esmerer. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Sizler de programımıza aktif olarak katılabilirsiniz. Fikir Meclisi tv5.com.tr adresine sorularınızı gönderebilir. Biz de bu soruları konuklarımıza sorabiliriz. Fikir Meclisi başlıyor. Fikir Meclisi programı başlıyor dedik. Evet başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz ilk olarak açıkladık. Türkiye-Irak ilişkileri. Bunu konuşalım. Irak Başbakanı İbadi'nin Türk askerinin bölgeden çıkmasını istemesi, işgalci olarak nitelendirilmesi. Bugün 9. Avrasya Şurası vardı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İbadi'ye tabiri caizse posta koyması. Gelin hep birlikte o konuşmaları izleyelim. Daha sonra Türkiye-Irak ilişkilerini konuşmaya devam edelim. Ülkeler binlerce kilometre uzaktan gelip Afganistan'da ve daha pek çok yerde kendine tehdit oluşturduğu iddiasıyla operasyon yapacak. Türkiye yanı başında 911 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre Irak sınırı buradaki tehlikeye müdahale edemeyecek. Biz bu çarpıklığı asla kabul etmiyoruz. Nitekim Suriye'de değerli kardeşlerim sabır, sabır, sabır dedik. 14 yaşındaki bir çocuğu Messi'yi çok sevdiği için Arjantin'in milli futbolcusu çok sevdiği için çocuğun üzerine o formayı giydiriyorlar. Onun üzerine de bombayı sarıyorlar. Canlı bomba olarak Gaziantep'teki bir kına merasimine onu göndererek orada patlatıp 56 tane kardeşimizin ölümüne sebep oluyor. 100 kişinin de yaklaşık yaralanmasına sebep oluyor. Hiç sesleri çıktı mı? Batı dünyasının sesi çıktı mı?
Hayır. Biz ne dedik? Artık durulmaz ve Cerablus'a girdik. Ve DAEŞ'i Cerablus'tan attık. Oradan atmakla kalmadık. Bunu ılımlı muhaliflerle yaparak arkasından Er-Ra'i'ye girdik. Ra'i'den de attık. Ve şimdi güneye doğru bu DAEŞ'i, PYD'yi, bunları sürüklüyoruz. Amerika'ya dedik ki Münbiç'te PYD ve YPG olmayacak. Bizzat bana Sayın Başkan dedi ki olmayacak. Buranın dedik %90-95'i Arap. Siz buraya niye PYD'yi sokuyorsunuz? Niye buraya YPG'yi sokuyorsunuz? Buraları temizlemekse bunu beraber temizleriz. Koalisyon güçleri hep beraber el ele verir, burayı temizleriz. Niye buraya bunları sokuyorsunuz? Merak etmeyin, bunlar buraya girmeyecek. Bu sözü vermelerine rağmen tutmadılar. Ve biz de şu anda kendi planımızı kendimiz uyguluyoruz. Değerli kardeşlerim, bakınız biz şu anda Irak'ta, yakında da Musul'da yapılacak operasyonlara aynı anlayışla nasıl Cerablus'ta katıldıysak, nasıl Ra'i'de katıldıysak, evet, şimdi yine söylüyorum, bana şahsıma hakaretler ediyor. Ya sen benim zaten muhatabım değilsin. Seviyemde değilsin. Kıratımda değilsin. Kalitemde değilsin. Irak'tan senin bağırman, çağırman bizim için hiç de önemli değil. Biz bildiğimizi okuyacağız. Bunu böyle bilesin. Kim bu? Irak'ın başbakanı. Irak'ın başbakanı. Ya önce haddini bil. Şu anda kendileri başika üssünü kurmamız için Sayın Davutoğlu döneminde bizlere talepleri var. Ve bunların hepsinin canlı kayıtları var. Ve bugün yarın bunların hepsi televizyonlarda yayınlanacak. Ve buna rağmen başika üssüne girilmiştir. Şimdi diyor ki buradan çekilin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu sizlerden talimat alacak kadar kalitesini kaybetmiş değildir. Gereği neyse bunu biz gerektiği şekilde bugüne kadar nasıl yaptıysak yapmaya devam edeceğiz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9. Avrasya İslam Şurası'nda yapmış olduğu konuşmadan bir bölümü ekranlarınıza getirdik. Aslında bu konuşmanın satır aralarında çok önemli tespitler var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı ABD'ye yalancı diyor. Verdiği sözü yerine getirmiyor diyor. Bizimle bir yola çıktılar, bizi yarı yolda bırakıyorlar. Bizim işte PKK, YPG aynı mantık içerisinde düşündüğümüzde. Kilometrelerce öteden geldiler. Tabii. Atlantik'ten gelip bizim yanı başımızda oyun kuruyorlar diyor. Daha birçok şey söylüyor aslında ama nasıl okumak gerekir genel itibariyle? Evet, bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Muharrem ayının içindeyiz. Çok önemli bir ay. Başta Nuh Aleyhisselam olmak üzere büyük peygamberlerin kurtuluş günleri ve bugün de Aşure günü, Muharrem'in onu. Halkımızın Aşure günü, Muharrem ayı mübarek olsun. İslam aleminin kurtuluşuna inşallah vesile kılsın Cenab-ı Hak. Amin. Tabii bugünkü konuşması Cumhurbaşkanımızın göğsümüzü kabartıyor. Keşke hep böyle olsa. Bizim istediğimiz milli görüş bu. Yani emperyalistlere karşı dik durmak, İslam dünyasını korumak, kollamak, sahip çıkmak. Buralar Osmanlı'nın birer eyaletiydi. Amerika Birleşik Devletleri, Likya, eyaletten oluşuyor. Buralarda Irak, Suriye, diğerleri, Balkanlar, efendim, Rusya'nın içlerine kadar Türkiye Cumhuriyetler. Bizim eyaletlerimizdi. Yani bizim tarihi kan bağımız var, din kardeşliğimiz var ve bölgede büyük uzun süre tasarrufumuz var. Askeri güçlerimizin bulunması var. Mekke'ye, Medine'ye kadar koruma altına almışız. Ve
Allah'ın lütfu, cennet mekan, Abdülhamit Han sanki buraların gideceğini görmüş. O tarihte petrol haritaları çıkarmış. Bu bölgelerin çok ciddi petrol yatakları olduğunu Abdülhamit Hazretleri tespit etmiş. Osmanlı'nın da çöküşünü görmüş. Adeta kerameti, basireti. Buraları kendi şahsi tapusu yapmış Selçuk Bey. Çünkü tapular hangi devlete geçerse geçsin el değiştirmez. O tapusu olan şahsındır. Eğer uluslararası sözleşmeler bir devlet şeyse, imza atmışsa bunu gasp edemez. Ve bunu görmüş. Bu bölgelerin kendi şahsi tapulumalı haline getirmiş. Aslında Misaki Milli'de Lozan'da buralar bizimdi. Ama daha sonra bir türlü maalesef bu emperyalistler, sanayi devrimi, işte enerjinin temeli, onu da konuşacağız, petrol ürünleri, Cenab-ı Hakk'ın bu bölgede, bu coğrafyada nasip ettiği en kıymetli şey, dünya insanlığının gözünün odaklandığı Orta Doğu. Maalesef çünkü dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip, evet, bir coğrafyada yaşıyoruz. Müslümanlar hakeza öyle. Ancak gayri safi milliyası en düşük olan ülkeler yine bizim buralarda. Kan, göz yaşı, her şey bizim buralarda. Bir kurtulamıyoruz, bir felaha eremiyoruz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri enerji yataklarına yakın olmaya, hatta bizzat el koymaya karar verdi. 11 Eylül'ü yaptı. İkiz Kuleleri vurdu. İkiz Kuleleri vurduktan hemen sonra Afganistan'ı ve Irak'ı işgal etti. Tabi burada bizim üzüldüğümüz, şimdi Cumhurbaşkanımız çok güzel konuşuyor da önce Ecevit'e geldiler. Dediler ki biz Irak'a Saddam'a operasyon yapacağız. Orada nükleer silahlar var. Efendim siz bize yardım edeceksiniz, İncirli'yi açacaksınız. Topraklarınızdan askerlerimiz geçecek. Sizin güneyinizden Irak'ın kuzeyine biz giriş yapacağız. Ecevit bunu kabul etmedi. Bizim tarihi bağlarımız var, böyle bir şeyi kabul edemeyiz dedi. Ecevit'i derdest ettiler. Başkent hastaneleri vesaire, hatırlayın. Adam hastaneden çıkamıyor, kemikleri kırılıyor. Askeri istihbarat dedi ki derhal şeyden kaçırın, hastaneden kaçırın. Hastaneden kaçırıldı, sonra kendine geldi ve o hükümeti yıktılar. Ondan sonra AK Parti iktidara getirdiler ve 1 Mart tezkeresi geldi. Elhamdülillah Sadık'ı hakim oldu ve mekanı cennet olsun hocam, büyük gayret gösterdi. Milletvekillerine bu tezkere kesinlikle geçmemeli. Ve çok ciddi bir cümle kullandı. Eğer siz burada Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım ederseniz Irak'taki katledecek Müslümanların vebalini alnınız secdeden kalkmasa da 7 sülaleniz ödeyemez. Çok da ağır bir kelam etti onlara. Sağ olsun sağduyu hakim oldu. Geçmedi. Fakat hükümet maalesef geçmemesine rağmen İncirlik Hava Üssü'nden 4.999-5.000 sorti yapıldığı resmi kayıtlarda var. Vecdi Gönül'ün zamanının, evet, Vecdi Gönül'ün Milli Savunma Bakanlığı olduğu dönem. Yine İskenderun limanı, onun üzerinden Irak'a geçiş, lojistik, 60.000 asker. Asker ve sevkiyat, silah, mühimmat sevkiyatı yapıldı. Bülent Arınç meclis başkanıydı hatta, ya tezkere geçmeden nasıl böyle bir şey oluyor, bir küçük bir isyanı vardı. Taş üstünde, baş üstünde bırakılmadı. O günleri hatırlayın, o bombalamalar, F-16'lar, diğerleri, efendim, Irak'ı mahvu perişan ettiler, yerle bir ettiler. 1.5 milyon Müslümanı katlettiler, efendim. Bir o kadarı sakat kaldı. Ondan sonra namuslulara tecavüzler, Ebu Gureyb hapishaneleri, dünyanın belki gördüğü görece en lanet, insanlığın bittiği yer. Her türlü işkencenin, zulmün yapıldığı Ebu Gureyb hapishanelerini Irak harekatı ile beraber yaşadık. Ve bir de buraya bir fitne ateşi soktu. En başta bir mezhep çatışması, Şia-Sünni çatışması, sonra etnik çatışmalar, efendim Kürt, Arap, diğer unsurlar, Türk çatışmaları.
Yani büyük şeytan burada Amerika her türlü ayrılık sebebini çatışma sebebi haline getirdi. Öyle oldu ki artık kimin kimi öldürdüğü belli olmayan bu Irak, efendim can güvenliğinin, mal güvenliğinin, devlet otoritesinin olmadığı bir yapı haline dönüştü. Saddam'ın heykelini yıkan, işte ismini hatırlayamıyorum, zat bugünlerde keşke diyor, Saddam olsa da yıkmasaydım tekrar yapacağım bunu. Çünkü ülkede hiçbir şey kalmadı. Yani bir devlet otoritesi olduğu zaman yine iyi kötü can güvenliği, efendim mal güvenliği, diğer ticaret vesaire ağır aksak dolusu işliyor. Ama kaos ve kaotik ortamın olduğu yerde bunların hiçbirisi olmuyor. Yağmalama, kara borsa, her şey efendim uçuk fiyatta, can güvenliği yok, bombanın nerede patlayacağı belli değil. İşte bir gün bir Şia camisine veya türbesine ve diğer gün bir Sünni camisine, türbesine şekliyle pazar yerlerine efendim inanılmaz bombalarla uçura uçura bugünlere geldi. Şimdi tabii bugünlere gelmeden önce, işte yaklaşık 2-3 sene önce yine Irak hapishanelerinden çıkardıkları mahkumlarla Amerika ve Mossad birlikte IŞİD'i kurdular. DAEŞ, evet. DAEŞ'i kurdular. Bunlar başta Musul'u ele geçirdiler. İşte daha sonra Suriye'ye doğru yürüdüler. Enerjide geleceğiz. Orada enerji üzerinde onlarla ilgili çok büyük Amerika oynamalar, kombinasyonlar yaptı. Nasıl efendim? Bir Suriye İslam ordusu ki bir tane füze, bir tane ateş, bir tane mermi İsrail'e sıkmıyor. Evet. Enteresan. Ve İsrail'i hiç hedef almıyor. Hiç hedef almıyor. Şimdi bu son operasyonlarda Suriye'de ve Irak'taki oluşacak denklemlerde Türkiye'yi hiç Amerika sokmak istemiyor, kale almıyor. Burada Türkiye bir hamle yaptı santrançta, Amerika'nın oyunu bozdu. Bu harekat önce şeyde yapılacaktı, Suriye'de yapılacaktı, Rakka'ya yapılacaktı, daha güneye ineceklerdi. Türk askeri girince bu sefer PYD, PKK'yı bu tarafa getiremedi. Çünkü onlarla yapıyor. Şu anda partneri o. Bir de korkunç vahim Hillary Clinton da şimdi dünkü açıklamasında partnerimiz efendim Kürtlerdir. Onları silahlandıracağız diyor. Yani açık açık, çok açık ve net. Hani bizim Ahmet Hoca'nın çak dediği yeri. Şurada Kürtler bizim kardeşimiz. Osmanlı'da da efendim beraber 600 yıl yaşamışız. Hiç problem yok İslam kardeşliği çerçevesinde. Ama bunlar ayrılıkçı, etnik, ırkçılığa dayanan efendim ve genelde de PKK gibi dinsiz, ateist şeyleri destekliyorlar. O haritamızı da ekrana koyabiliriz, o Kürdistan, Ermenistan, evet, haritası. Aslında Kürtlerin asıl ana arteri iyi Müslümandırlar yani. Türkler gibi iyi Müslümandırlar. Namazında, niyazında efendim Allah'a ve Resulüne bağlı insanlardır. Ama bu PKK ve PYD ateist, dinsiz bir örgüt. Ve çok ciddi silah yardımı yapıyor PYD'ye. PYD üzerinden PKK'ya geçiyor. Bakın Türkiye'nin, evet, güneyi, biliyoruz. Kürdistan, yukarısı Ermenistan. Bu aslında Arz-ı Mevhud topraklarının başlangıcı. Arz-ı Mevhud'da Nil'den Fırat'a kadar bölge vaat edilmiş topraklar olarak Tevrat'a yazılmış. Oranın başlangıcı Kürdistan olarak. O bir yemleme. Daha sonra bu bölgede haritalar değişecek. Yani maksat Türkiye'yi küçültmek, bölmek, parçalara ayırmak. Aynı şekilde bir kısmını İran'dan alıyor, bir kısmını Irak'tan alıyor. Böl parçala yut. Biraz, evet, alıyor. İngiliz mi? Böl parçala yut. İngilizler zaten Amerika'da çok etkin. Yani bu Amerika dediğiniz grup efendim Avrupa karması. Başta İngilizler, İspanyollar, Cenevizler, Venedikler, ne kadar korsan, yamyam, asıcı, kesici gitmişler. Orada işin aslı Kızılderililer, öldürmüşler. Efendim katliamlar yapmışlar. O bölgeye hakim olmuşlar. Avrupa'nın ikinci versiyonu ve ataları dediler Avrupa yani. Bunun başını İngilizler çekiyor. Zaten coğrafi konum olarak, ada olarak da yakınlar ve Amerika ile çok iç içeler. Orta Doğu İslam coğrafyasında da bütün Osmanlı İmparatorluğu İslam coğrafyası en büyük kötülüğü hep İngilizler'de görmüş. Şimdi de yine İngilizler çok önünde görünmeseler de bu dönem BOP proje dahil diğerlerinin hepsinde en önde İngilizler var. Cümle şudur.
İngiliz planlar Amerika yapar. Aynen öyle Selçuk Bey. Kahpe bir millettir, sinsi bir millettir. Ve milleti birbirine kırdırmayı işte Lawrence'ler, diğerleri tarih boyunca müthiş ajanlar ve İslam dünyasına çok büyük zarar vermişlerdir. Müslüman Müslüman'a kırdırtmışlardır. Şimdi başkanım çok özür diliyorum. Şeye geliyorum. Sırası Irak'a gelmişken İngiliz dediniz ya, bir noktalı virgül koyalım. Tabii buyurun. Bizde de şöyle bir şey var yani. Mesela geçenlerde Boris, İngiltere Dışişleri Bakanı var ya, dedesinin bilmem nesi Türkmüş demişmiş de Çankırılıymış şöyle. Böyle hemen böyle bir muhabbetler, şunlar bunlar. Böyle bir sevecen göstermeler, medyaya ile birlikte yapıyorlar bunu. Adam iki gün sonra gitti, Şimon Peres'in cenazesine şeyi taktı, kipayı. Ya biz Obama'ya niye, da yaptılar onu. Obama da yaptı. Obama, ya biz niye böyle bir hayranlığımız evet, var? Ya biz bu insanların gerçek şeyini bilmiyor muyuz? Bunlar affedersin kafir. Bir, evet. Çok önemli, kafir bu. Bunlar dost değil. Allah emrediyor. Bunların senin hiçbir zaman hayır olan bir işine destek vermezler. Vermemişti zaten bu zamana kadar. Bu kadar kafir seviciliği ne oldu ya bu topluma, bu millete? Yani zaten en büyük yanılgı o. Devletler arası ilişkiler olur, ticaret olur, diğerleri olur. Ama Cenab-ı Hak açık ayetlerle ikaz ediyor. Kafirlerden dost olmaz. Siz onların dinine girmediğiniz müddetçe onlar sizi kendilerinden kabul etmezler diyor Cenab-ı Hak. Ne yapıyorlar? Bizi 80 yıldır Avrupa kapısında bekletiyorlar. Şu yasayı çıkartın, bu yasayı yazık. Çıkartın, şu yasayı, eşcinselliği çıkartın, efendim zinayı serbest bırakın, domuz eti gelsin. Ne kadar bizim manevi yapımızı tahrip edecek şey varsa hepsini öne sürüyorlar. Ve gözlemliyorlar. Bunlar ne kadar oluyor, ne kadar olmuyor. Ona göre rapor ediyorlar. Irak eksenine dönersek geldik. Orada Başika'da bugüne kadar çok duyulmamış 600 tane Türk askeri orada bir eğitim veren Arap özellikle ağırlıklı nüfusa eğitim veren bir askeriyemiz var orada. Şimdi biz Suriye denkleminde YPG ve şeyi bozunca oyunu, bunlar Musul'a döndüler. Musul'dan PYD ile PKK ile Peşmerge ile diğerleriyle birlikte Irak ordusuyla, zaten öyle bir ordu yok yani, palavra. Yani aşiret gibi böyle ortada kalmış bir şey. Doğru dürüst asker yok. Yani sağdan soldan topluyorlar 4000, 5000, 10000, şimdi 25000 yapmak istiyorlar. Çünkü karşılarındaki Musul'daki DAEŞ güçlü yani. Öyle hemen geldik, alo burayı bize verin şeklinde değil. Tabii havadan çok yoğun bombardıman yapacaklar. Türkiye'yi denklemin dışında tutmaya çalışıyorlar. Bugünkü Cumhurbaşkanımızın çıkışı, aykırışı çok yerinde, haklı. Binlerce kilometre öteden Afganistan'a geliyorsun, işgal ediyorsun. Binlerce kilometreden geliyorsun, Irak'ı işgal ediyorsun. Efendim 9-11 kilometre Suriye sınırımız var. 350 kilometre Irak sınırımız var. Kandil efendim her gün geliyor, şehit veriyoruz. İşte daha yeni alçakça PKK'nın Şendil'i saldırısı efendim. 10 askerimiz, 8 sivil kardeşimiz şehit oldu. 15 oldu. 15 oldu. Cenab-ı Hak ailelerine sabırlar versin, rahmet etsin, makamları cennet olsun. Elbette onlar şehit. Elhamdülillah. Ama bütün bunlar bu sınırların güvensiz olmasından kaynaklanıyor. Yani bu sınırlarda kevgir gibi PKK ve PYD hareket alanı buluyor. Burada olması gereken, hakkı en fazla olması gereken ülke Türkiye. Artı 3 milyondan fazla muhacir var, Suriyeli kardeşimiz var. Bunlara da biz bakıyoruz. Gaziantep bölgesi yöresi, işte Urfa yöresi, Maraş yöresi, o taraflar olduğu gibi Suriyeli kardeşlerimiz de dolu. Hatta İstanbul, birçok vilayet. Bütün yükü de biz taşıyoruz. Ama oradaki olacak hiçbir şeye siz karışmayın diyorlar. Bu olacak iş değil. Tabii burada Türkiye yine iyi bir çıkış yaptı. Bu noktada bir Rusya ile efendim yakınlaşma, artı İran yakınlaşma. Bizim asıl olması gereken, sürekli söylediğimiz milli görüşün, bölgenin İslam ülkeleriyle birliktelik. İran, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, efendim Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen, diğerleri, Pakistan, Endonezya, Malezya. Çünkü bu İslam ülkelerinin kendi sorunu. Adam o binlerce kilometre öteden ilgilendiriyor. Hemen yanı başındaki coğrafyada yaşayan tüm İslam coğrafyası. Mesela bizim kadar da Ürdün'de Suriyeli muhacir insan var. Lübnan'da var. Lübnan'da hakeza var.
İşte geçen konuştuk, Macaristan 1200 kişiyi referanduma götürüyor yani. 1200. %95'i de diyor ki gelmesin. Gelmesin. Alsan olur ama 1200 kişi dediğin nedir yani? Bir mahalle değil, bir şey değil yani. Yani Batı böyle bencil ve çıkarcı, sadece kendi çıkar menfaatlerini kollayan, bütün buradaki hesapları, kitapları da Musul Kerkük'ün petrol denizi olması. Dünyanın en zengin petrol yatakları burada. Bütün bunları söylemiyor tabii. Ben emperyalist duygularla geliyorum efendim, buranın petrol yataklarına el koyacağım demiyor. Irak'a demokrasi gelecek, insan hakları gelecek, özgürlük gelecek efendim, böyle süslü kavramlarla ortaya çıkıyor. İşte burada nükleer enerji vardı efendim, atom bombası var, kimyasal bombalar vardı. Şimdi özür diliyor. Pardon, bütün ülkeyi birden tarafa geçtiler, hiçbir şey yok. Efendim. Halbuki ama onlar bilmiyorlar mıydı? Çok daha iyi biliyorlar. İstihbaratları var, her şeyleri var. CIA var, FBI var, Mossad var, MX5 var. Hepsi var. Hepsi oradalar. İşbirlikçi elemanları var o ülkelerde. İşbirlikçi parayla muhbirler kullanıyorlar. Evet. Uzaydan, uydulardan çok net her şeyi görebiliyorlar. İnsansız hava araçlarıyla her şeyi tespit edebiliyorlar. Ama maksat tabii petrol. O niyetleri herkes biliyor. Açık kapalı. Şimdi evet, bu harekatta anlaşamıyor. Anlaşsa bile Türkiye'yi denklem dışı bırakmak istiyor. Şimdi sözde yereli kullanıyor. İbadi de durdu bize horozlanıyor adam. Halbuki kendi çağırmıştı. Ya neredeydin çağırmıştı sen İbadi yani, şimdiye kadar ismiyle yoktu. Kanada'dan var, Afrika'dan var, bilmem dünyanın öbür ucundan var. Bunlar ne arıyor madem bu ülkede? Yok Yeni Zelanda'sından bilmem neresine kadar. Herkesin askeri var orada. İşte gelmişler bir türlü. Türk askeri burada ne arıyor? Türk askeri senin zaten burnunun dibi komşun. En çok istifade etmen gereken, birlikte ilişkiler kurman gereken, birlikte efendim çalışman gereken Türkiye Türk ordusu. Sana hiçbir zarar olmayacak, seni kollayacak. Senin topraklarında gözü yok. Efendim daha böyle eğitim veriyor, katkı veriyor. Güçlü bir ordu, silahları var. Ve DAEŞ'e karşı da ciddi bir efendim operasyon yapmış Suriye topraklarında. Ama bunu kim böyle konuşturuyor? Amerika Birleşik Devletleri. Zaten Amerikan ağzıyla Türkiye konuşuyor diye haberler çıktı ya. Türkiye'ye yani karşı kışkırtıyor. Yani dedik ya, şimdi FETÖ aşağı, FETÖ konuşuyoruz. Ya FETÖ dediğin Amerika'nın piyonu. Asıl kuklacıyı konuşacağız. O bir kukla. Kuklacı Amerika, İsrail. Bunların arkasında da bunlar var. Misafirimiz bekliyor. Ben misafire dönelim. İstersen kısa bir ara verelim. Aradan sonra misafirimize devam edelim ama cümlenizi bitireyim. Evet, bitireyim. Yani bu yapacakları harekat sonrası da orada korkunç bir kaos var. Çünkü bölgenin etnik yapısı ağırlıklı Arap, Sünni Araplardan oluşuyor. Daha önce bu bölgede efendim işte bu mezhep çatışmalardan Sünniler Şiilerden büyük katliamlara uğramışlar. Malları yağmalanmış, şey yapılmış. Yani böyle kendi kendine de gelişmiyor. Bu tepkiler bir altyapısı var. Onun için hiç kurşun atmadan küt diye DAEŞ'e Musul teslim oluyor. Yani bir zulüm var orada. Uygun bir altyapı var. İşte Saddam'ın eski askerleri var, diğerleri var, şu var, bu var. Sünni Araplar var, yağmalananlar var, zulüm görenler var. Dolayısıyla IŞİD kanadı altına girmişler. Şimdi bu bölgeye geldiler. Bir mezhep çatışmasına dönerse, yani DAEŞ'e attı diyelim, geldiler. Daha büyük çatışmalar doğacak bölgede. İşte Şia Sünni birbirini katlederse, etnik Arap Kürt savaşları çıkarsa, yani bölgenin demografik yapısını değiştirmemeler lazım. Oynamamalar lazım. Ve Türkiye'nin de mutlaka bu denklemde olması lazım. Türkiye'nin Musul operasyonuna aktif bir şekilde girmesi, oradaki Şii milislerle karşı karşıya gelmesi bir bakıma da Türkiye-İran ilişkilerini de zedeliyor. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Kısa bir aramız var. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bana ne Amerika'dan?
Cumhurbaşkanımız haddini bil diyor ama Bağdadi de, Bağdadi de değil, İbadi de öte yandan ne işiniz var burada diyor. Peki. Teşekkür ediyorum Selçuk Bey. Programınız hayırlı olsun aynı zamanda. İnşallah. Allah razı olsun. Fikir Meclisi programımızda bundan sonraki süreçte Türkiye'miz, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada olan günlük olayları daha iyi anlama noktasında önemli bir hizmet olur diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Bu vesileyle bizleri ekranları başında izleyen dostlarımızı, seyircilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aşura ailelerini tebrik ediyorum. Tabii bu Irak'ta gelişen son olaylarda esasında muhterem başkanımız ifade etti ama Türk askerinin orada bulunmasına karşı çıkan veya illegal ilan eden kişi Amerikalı bir yarbay. Daha sonra Amerikalı yetkililerin bunu kamufle eder terzide açıklamalar yapmasına rağmen yine Obama'nın özel temsilcisi de evet orada bir askeri güç bulunacaksa bu Irak hükümetinin koordinasyonunda olması gerekir. Dolayısıyla bu anlamda Türk askerinin orada onların ifadesiyle tırnak içinde illegal olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu. Tabii şimdi burada esasında bizim şunu ifade etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımızın biraz önce dinlediğimiz sözlerine katılıyoruz. Altına imzamızı da atıyoruz. Esasında Cumhurbaşkanımızın her sözlerine, yani bu tip toplantılarda, uluslararası toplantılarda yaptığı bütün konuşmalara katılıyoruz. Söz noktasında bir sıkıntı yok. Aynen bizim düşündüğümüz gibi, bizim hissettiğimiz gibi konuşuyor ama bizim itirazımız eylem noktasında maalesef. Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım. ABD bugüne kadar gittiği her yere kan götürmüş, gözyaşı götürmüş, zulüm götürmüş. İnsan hakları ve insanlık adına yanlış olan, kötü olan ne varsa hepsini uygulamış. Adeta bu anlamda dünyanın başına bela olmuş bir devlettir. Böyle bir devletin mensubu olan yarbay rütbesindeki bir zatın Türk askerine rol biçme, pozisyon tayin etme, illegal ya da legal olarak ilan etme hakkı değildir, haddi hiç değildir. Esasında ilk önce buna haddi bildirmek gerekir ve bu söylemlerinden dolayı gerek yarbay rütbesindeki şahsın gerekse Obama'nın özel temsilcisinin Irak'ta bulunan 600 kişilik Mehmetçik'le ilgili yaptığı konuşmalarla, söylemlerle ilgili bence hükümetimiz Amerikan Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp gerekli ikazı uyarı yapması gerekir. Bu bir. İki, bunun hemen akabinde İbadi'nin, Irak Başbakanı'nın Türk askeriyle ilgili yine benzer ifadeleri kullanması. Şimdi Irak'ta 5300 tane Amerikan askeri var. İngiltere'nin 500 tane. Fransa'nın 500 askeri var yine. İtalya'nın 450. Almanya, Hollanda'nın 150. Danimarka'nın 140. İsveç'in 35. Norveç'in de 5 askeri var. Şimdi ülkesi işgal edilmiş. Demin saydığımız ülkeler tarafından yapılan işgalde Irak'ta 2 milyon civarında insan katledilmiş. Namuslar kirletilmiş. İnsanların mülkiyet hakları ihlal edilmiş. Tapu daireleri talan edilmiş. Ve uluslararası organ mafyasının canlı canlı alıp götürdüğü, kestiği, organlarını parçaladığı, sattığı insan sayısı belli değil. Böyle belirsiz bir ortam bu saydığımız ülkeler eliyle orada ortaya çıkarılmış. Şimdi bunların orada bulunan daha fazla sayıdaki askerlerine ses çıkarmayan, çıkaramayan Irak Başbakanı'nın kalkıp da Türk askeriyle ilgili ileri geri konuşması hakikaten anlaşılabilir bir şey değil. Ve tabii şunu da sormak lazım. Mehmetçik'ten Irak halkı orada ne gibi bir zarar görmüştür? Mehmetçik nasıl bir tehdit oluşturmaktadır Irak'la ilgili? Ve rahatsız olma gerekçeleri sebebi nedir? Bunu da anlayabilmiş değiliz. İbadi gerçekten Irak'ın ve Irak halkının menfaatlerini düşünen tek tarzda bir
açıklama yapmış olsa rahatsız olmak bir tarafa, tam tersine Türk askerinin bütün bu saydığımız koalisyon güçleri diye ifade edilen askerlerin yanında muhakkak olması gerektiğini ifade etmesi lazım. Ve Türk askerini orada bir güvence, bir teminat olarak esasında algılaması lazım. Tabii bu, bundan sonra esas Irak meselesini irdelerken, konuşurken bunu Büyük Orta Doğu Projesi ile birlikte ele almak lazım. Büyük Orta Doğu Projesi'nden bağımsız bir şekilde yaptığımız değerlendirme, analiz muhakkak eksik kalacaktır, yarım kalacaktır. Başkanımızın ifade ettiği 11 Eylül olaylarından sonra Amerika Afganistan'ı ilk önce işgal etti. Ama öncesinde esasında dünyaya açıkça deklare ettiği bir proje var. BOP diyoruz biz ona. Daha sonra Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nı yapan o dönemin başkan danışmanı Condoleezza Rice Büyük Orta Doğu Projesi'ni gündeme getirdi. Nedir bu? İşte bir proje var. Yeri Orta Doğu, büyük bir proje. Daha da detaya indi. Ne kadar büyük bir proje? Dedi ki içerisinde Türkiye'de var bu ülkelerin. Irak'ta var, İran'da var, Suriye'de var. 22 tane ülkenin sınırlarını ve rejimlerini değiştirecek kapasitede büyük bir proje. Bu projeyi Orta Doğu'da uygulamaya koyacaklar. İlk önce Afganistan'ı işgal ettiler. Sonra açılışta başkanımızın ifade ettiği dönemin başbakanı Ecevit'e geldiler. Biz Irak'ta operasyon yapacağız. Tabii bu Irak operasyonu yapılırken Büyük Orta Doğu kapsamında bunu yaptıklarını ifade etmediler. Son derece insanların kulağına hoş gelecek söylemlerle, ifadelerle yola çıktılar. Irak'ta kitle imha silahları var. Bu silahların Saddam elinde bulunması, diktatör olan Saddam'ın elinde bulunması hem Irak için, hem bölge ülkeler için, hem dünya için büyük bir tehdit. Dolayısıyla bu tehdidi bertaraf etmemiz gerekir diye ifade ettiler. Irak'a zulmediliyor, Irak halkına zulmediliyor. Irak'a demokrasi getireceğiz, insan hakları getireceğiz. Irak halkını özgürleştireceğiz söylemleriyle, ifadeleriyle geldiler. Zaten bu üç kavram, freedom, democracy, human rights, özgürlük, insan hakları, demokrasi kavramlarını eğer Amerika kullanıyorsa mutlaka o ülkeyi işgal edecek. Evet, bugüne kadar bu ilk değil. Bütün işgallerde bunu görüyoruz maalesef. Şimdi tabii o gün bilmem kaç kilometre öteden esas söylem itibariyle demokrasi, insan hakları, özgürlük vesaire söylemleriyle, ifadeleriyle gelen Amerika'nın esasında Irak'ta nasıl bir şey yapacağı belliydi. 1 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi tezkereyi kabul etmemesine rağmen, reddetmesine rağmen şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu, bir önceki Cumhurbaşkanı'nın da Dışişleri Bakanı olduğu hükümet tarafından Amerika'nın Türkiye'deki üsleri, limanları, havalanları kullanarak Irak'a operasyon yapmasının önü açıldı. Şimdi biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın binlerce kilometre öteden geliyorsunuz, burada ne işiniz var diye haykırması güzel bir söz, duygularımıza tercüman olan bir söz. Ancak bu sözün söyleme yeri ve zamanı şimdi değil. Ne zaman? 13 yıl önceydi. 13 yıl önce Amerika, ben Irak'a demokrasi getireceğim, insan hakları getireceğim, diktatörü bertaraf edeceğim bahanesiyle gelirken o zaman söylenmesi gerekiyor. Hadi oradan diyecek. Hadi oradan demesi lazımdı. Evet. Ve tıpkı rahmetli Erbakan hocamızın meclis kürsüsünden ifade ettiği gibi bana ne Amerika'dan, bize ne Amerika'dan demesi lazımdı. Eğer bu arada bir sorun varsa biz bölge ülkeleri olarak, İslam ülkeleri olarak bir araya gelip bunu çözmemiz lazım demesi gerekirdi. Şimdi o gün meclisin reddettiği tezkereye rağmen Türkiye'deki üslerin, limanların, havalanlarının Amerika'nın işini kolaylaştırmak adına onlara tahsis edip Irak'ta 2 milyon insanın katledilmesine, yüz binlerce namusun kirletilmesine, bilmem kaç tane sayısı belli olmayan insanların organ mafyaları tarafından alınıp götürülüp yalnız yanına kesilmesine ve bugün Irak'ın toprak bütünlüğünün fiilen parçalanmasına sebebiyet veren kararları, uygulamaları yapıp 13 yıl sonra o gün her türlü yardımı yaptığımız
Amerika'nın yarbay rütbesindeki sıradan bir kişinin bizim askerimizle ilgili pozisyon tayin etmesi, rol tayin etmesi, legal ya da illegal ilan etmesi dolayısıyla bizim için düşündürücü ve esefle kınadığımız bir durum. Yine tekrar ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü sözleri son derece önemlidir. Tıpkı bunun gibi Dünya 5'ten büyük söylemi de söylem itibariyle güzeldir. Güzeldir, yerindedir. Ama esas olması gereken söylemden ziyade eylemdir. Dolayısıyla eylem noktasında biz esasında hükümetimizden de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan icraat bekliyoruz. Söylem, bugün söylüyorsunuz. İnsanların gönlüne, kulağına hoş gelecek sözleri ifade ediyorsunuz. Ama sıra eyleme geldiğinde Amerika ne derse, Avrupa ne derse onları eyleme geçiriyorsunuz. Dolayısıyla söylem havada kalıyor. Milletimizin dikkat etmesi gereken, milletimizin eylem sorgulaması ve gereken olsun diyorsunuz. Eylem olması gerekir. Yani eylem bu noktada eylem düzgün olursa esasında söyleme de ihtiyaç yok. Yani ben Amerika'ya Irak'la ilgili, bölgeyle ilgili inisiyatif vermedikten sonra, işini kolaylaştırmadıktan sonra benim kürsülerden, meydanlardan, toplantılardan res çekmemem çok da önemli değil. Önemli olan iş yapmak. Irak'taki durumu bu şekilde özetlemiş olduk. Bir videomuz daha var, bir VTR'miz daha var. Onu da izleyelim. Buyurun. İslam, Tayyip Bey'in İslam ülkelerine yazdığı mektupla ilgili daha sonra devam edelim. İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı sıfatımla en kalbi selamlarımı sunarak Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde kabul edilmiş bulunan terörizme destek verenlere karşı adalet yasasına ilişkin kaygılarımı ve bu husustaki çağrımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konuda ülkem tarafından 23 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan ve bilahare tüm İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere dağıtılmış olan basın açıklamasında vurgulandığı üzere bu yasanın uluslararası hukuka, devletlerin egemenliği, eşitliği ve suçun şahsiliği ilkesi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler şartında yer alan temel ilkelere uygun olmadığı inancındayız. Bunun yanı sıra çifte standartlı yaklaşımların ürünü olan bu yasanın terörle mücadele alanı dahil uluslararası işbirliğine ciddi zararlar verme potansiyeli taşıdığını da düşünüyoruz. Önemli küresel ve bölgesel sınama ve tehlikelerle baş etmeye çalışan uluslararası toplumun bu aşamada ilgili yasanın yol açması muhtemel bölünmelerden olumsuz etkileneceğinden endişe etmekteyiz. Bu endişenin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bütün üyelerince paylaşılacağından kuşku duymuyorum. Nitekim bu hatalı yaklaşıma karşı uluslararası düzeyde ilk tepkilerden biri 14 Eylül 2016 tarihli açıklamasıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Sayın Genel Sekreterinden gelmiştir. Bu çerçevede İslam ülkeleri olarak aramızdaki dayanışmayı ve eş güdümü pekiştirmemiz, bu yasanın uluslararası terörle mücadeleye olası neticelerine karşı teşkilatımız bünyesinde ortak bir tutum belirlememiz gerektiğine inanıyorum. Bu düşüncelerle en samimi temennilerimi
ve hürmetlerimi sunarım diyoruz İslam ülkelerinin devlet başkanlarına ve hükümet başkanlarına. Bu ne demektir? 56 ülke hep birlikte tavrımızı koyacağız ve Amerika Kongresi'nin bu kararı gözden geçirerek geri çekmesini isteyeceğiz. Neden? Neden? Değerli kardeşlerim, hep sessiz kalınmıştır. Bir yanağa vurulmuştur, öbür yanak çevrilmiştir. Artık bizler haklarımıza sahip çıkmasını bilmeliyiz. Bir terörist halkı Müslüman olan ülkeden çıkmış olabilir. O gitmiş orayı bombalamış da olabilir. Peki benim ülkemde eğer Amerikalı bir terörist bir yeri bombalarsa ki bombalıyorlar, o zaman biz de çıkaracağımız bir kongre kararıyla, parlamento kararıyla Amerika'yı mahkum etme yoluna gidebilir miyiz? Aynı şekilde gideriz. Bu demektir. Şimdi bunun yolunu bunlar açmış oluyor. Suçların uluslararası hukukta şahsiliği ilkesi var. Kimse bir suçu işleyen bedelini o öder. Siz onu bir devlete ödetemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Ama kişi işte eğer halkı Müslüman olan bir ülkedense oynanan oyun bu. Açık, net, ortada. Bakın şimdi hemen bireysel olarak davalar açılmaya başladı. Nereye? Suudi Arabistan. Niye? Ha şimdi buradan açılan bu davalarla paralar alır. Sayın Obama tek başına kaldı. Bir kişi daha ona katıldı. O da bakın bu yarın size döner diye de şerhinde bunu ifade etmiş. Hukukçu ya. Demek ki görmüş bunu. Vaka da bu zaten. Döner. Değerli kardeşlerim, aynı durum şu anda Irak'tadır. Aynı durum şu anda Suriye'dir. Yahu teröristin iyisi kötüsü olabilir. Evet Selman Bey, teröristin iyisi kötüsü olabilir mi? Olmaz. 93 yılında merhum Erbakan hocamızın yaptığı bir konuşma var. 3 dakikalık bir konuşma. Müsaade ederseniz onu da izleyelim. O konuşmayı yaparken hocamız ön tarafta Tayyip Bey de oturuyor. Onu da söyleyeyim size. Onu da bir izleyelim. Onu da dinlediği bir konuşma. Evet. Gayemiz İslam birliğini kurmaktır. Niçin? Karşımızdaki şer güçler yeryüzünü fesada sokmak için hep beraber hareket ediyorlar. Onların eline geçirdikleri bu maddi gücü durdurmak, insanlığı bu felaketten kurtarmak, Müslüman ülkelerin her birinin tek başına başarabileceği bir iş olmaktan çıkmıştır. Bir Amerika, Irak'ı yok etmek için geldiği zaman 30 tane ülke birden geliyor. Bütün insanlığı bu felaketten kurtarmak için kuvveti değil, hakkı üstün tutan yeni bir gücün ortaya çıkması mecburiyeti vardır. Bu güç ancak İslam birliğiyle ulaşılabilecek bir güçtür.
Bundan dolayıdır ki biz 6 milyar insanın saadetini istediğimiz için, bu saadette ancak İslam birlikle gerçekleşeceği için İslam birliği nasıl kurulacak konusunu çalışmalarımızın ana hedefi olarak almış bulunmaktayız. Bizim bulunduğumuz bina Allah'ın lütfuyla hakka hakim kılmak, bütün insanlığa saadet getirme binasıdır. Batının içinde bulunduğu bina ise kuvveti üstün tutan, yeryüzünü fesada veren, şerre götüren ideolojinin binasıdır. Bu binadaki ideoloji, yani dünya siyonizmi 1897'de Basel'de konferansını yaptı. Planını kurdu, 100 sene bu plan yürüyor. 1896'da da Viyana'da Rumlar toplantı yaptılar. Kendilerinin megalo ida, büyük planlarını hazırladılar. Şer kuvveti boş durmuyor. Profesörleriyle, ilim adamlarıyla, devlet adamlarıyla onlar geçen asırda bu hazırlıklarını yaptılar. Şimdi biz 100 sene onların bu hazırlıklarının neticelerini görüyoruz. Bu açıklamayı niçin yapmaya ihtiyaç duyuyorum muhterem kardeşlerim? Yaptığımız toplantı çok mühimdir de bunu açıklamak için. Onların 100 sene evvel Basel'de yaptığı toplantı neyse, bugün Müslüman ülkelerinin, topluluklarının, profesörlerinin, ilim adamlarının Yıldız Sarayı'nda toplanarak yaptıkları bu toplantı aynı mahiyette bir toplantıdır. Aradaki fark şudur, onlar şerri hakim kılmak için o toplantıları yaptılar. Buradaki insanlar ise hakkı hakim kılmak için, bütün insanlığın saadeti için bu toplantıyı yapmaktadırlar. Hiçbir ayrım gütmeden, hangi inançtan, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun. İşte biz bütün insanlığın saadeti için İslam birliğini istiyoruz. İslam birliğinin kurulması da bugünkü Müslüman ülke yönetimleriyle olamayacağına göre, Müslüman ülkelerde Müslüman şuurlu toplulukların hakim olmasını istiyorum. Onun için de bu Müslüman toplulukları güçlendirmek istiyorum. Nihai gayemiz bütün insanlığa hizmettir. Nitekim karşıdaki binada da bugün artık tek hedef bu Müslüman topluluklar nasıl imha edilecektir? Şer güçleri de bunu açık bir şekilde hedef almışlardır. O binada da bunun için çalışıyoruz. Ve hak ve batıl işte böylece mücadele ediyor. Evet, fikir meclisi kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın 9. Avrasya İslam Şurası'nda yapmış olduğu konuşmanın daha da ötesindeki bir konuşmayı 93 yılında Yıldız Sarayı'nda merhum Erbakan hocamız yapıyor. O Tayyip Bey'de o toplantıda, o konuşmada en önde, siz de izlediniz. Var. Evet. Yani evet, 23 yıl kardeşim, sonra geldiğimiz nokta değişen hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı şu haliyle tek kelimeyle harika. İnşallah böyle gider. Duamız bu. Tabii Amerika zalimi, böyle hep şeytanlıklarla iş yapıyor. Bu adalet yasası da işte Suudi Arabistan'a uygulanmaya başladı. İşte teröristler El-Kaide'den, Daesh'ten Suudi Arabistan kökenli geliyor. Dolayısıyla biz Suudi Arabistan'ı da cezalandıracağız. Başladılar onların aleyhine tazminat davaları açmaya vesaire. Şimdi geçenlerde de bir biliyorsunuz şizofren bir Türk genci Adanalı 4-5 tane Amerikalıyı katletti Amerika'da. Ve oradan da Türkiye aynı şekilde mahkum edilebilir. Yani suç şahsidir. Kim suç işliyorsa o cezalandırılır. Ailesi, devleti, ötekisi, berikisi, daha ötekisi, bu siyasi bir karar olur. Bu hukuk olmaz. Bu Amerika'nın kendine göre bir hukuku. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet, İslam ülkeleri liderleri uyanmıştır. Çünkü bundan öncesinde bir feryadımız vardı. Aynı bu yasaya benzer terörün finansı yasası diye bir yasa çıkarttı Amerika ve Türkiye'den de geçirdi. Kendimizi parçaladık. Ben il başkanıydım. Basın bildirileri okuduk, yürüyüşler yaptık. Efendim sesimizi kimseye duyuramadık. Ya siz ne yapıyorsunuz? Celladınızın istediğini yapıyorsunuz. Bu terörün finansı yasası aynı bugünkü çıkardığı adalet yasası gibi
Hatta daha kötüsü, sen El-Kaide'ye yardım ettin diyor, onun parasına el koyuyor. Sen DAEŞ'e yardım etti diyor, onun parasına, mal varlığına el koyuyor. Sade bir Müslümanı efendim siyasi olarak devre dışı bırakmak istiyor. Sen teröristsin diyor, terörün finans yasası, yasa gereği el koyuyor. Suudi Arabistan'ın en büyük geliri petrol. İşleten şirketler hepsi Amerikan şirketleri. Ve maalesef bu petrol gelirlerinin büyük bir kısmı da petrol şeyhlerinin paraları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankalarda. 900 milyar dolar. Evet. Sen El-Kaide'ye yardım ettin diyor. El koy, yani bir kuruş vermiyor adamlara. Hem petrolünü alıyor, hem kendi bankaları onlar adına yatırıyor. Sonra da teröre yardım ettin diyor. Dönüyor, onların paralarına el koyuyor. Yapmayın, etmeyin dedik. Bağırdık, çağırdık, yürüdük. Basın bildirisi okuduk. Tabii bizim medya gücümüz olmadı, sesimizi duyuramadık. Kimse duymadı. Aslında duydular da. Duydular, Amerika bastırdı, işlerine gelmedi. İşte Mehmet Ali kardeşim dediği gibi eylem söylem gözetleyeceğiz. Yani toplansın meclis, terör finans yasasını kaldırsın ya. Yarın Amerika bu devam edecek mi Müslümanları aynı şekilde terörist ilan edip mallarına el koymaya? Bırakın bu Amerikan her isteğini yapmaya. Vazgeçin, işte bugünkü gibi dik durun. Haykırın, 56 İslam ülkesi bir araya gelsin. İslam kardeşliğini ortaya koyalım. Hocamızın az önce konuşmaları, İslam Birliği, İslam Savunma Paktı, ortak para birimi, kültür anlaşması, efendim, ortak pazar, güçlerimizi birleştirelim. Altyapısı var, D8 kurulmuş. Güç olalım, birlik olalım, beraber olalım. O zaman sözümüzü Amerika'ya dinletebiliriz, direnebiliriz. Hocam hep derdi, Amerika İsrail ancak güçten anlar. Sabahtan akşama kadar kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail diye bağırsak hiçbir şey yapamayız. Önce fiili dua yapacağız, yola çıkacağız, güçlerimizi birleştireceğiz, organizasyonlar yapacağız. Yürüyen sistemlerde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e, Siyonizm'e, Batı'ya, İngiltere'ye nasıl karşı koyarız, bu siyasetlere nasıl bir önlem alırız, İslam dünyasını nasıl bir araya getiririz, İslam dünyasının içindeki bu ajanlar, uzantılar, provokasyonlar, eylemler nasıl sonlandırılabilir? Büyük Ortadoğu projesi nasıl bozulabilir? İslam ülkeleri burada efendim herkes kendi üstüne düşeni yapmalı. Afganistan'dan, Myanmar'dan, Bangladeş'ten efendim Mısır'a kadar İslam coğrafyasına saldırı var. Sadece Ortadoğu'da da değil. Efendim her yerde saldırı var. İşte konuşuyoruz darbe. Efendim demokrasi, insan hakları, özgürlük diyor. Mursi'ye gelince adam Sisi'nin arkasında Amerika, Batı. Hani demokrasi, hani özgürlük? Seçimde gelmiş bir parti %50-51 oy almış. Efendim mazlum bir şekilde idamla yargılanıyor. Ve birçok İhvan-ı Müslümin önde gelenleri idam edilmiş. Hiçbir suçları yok. Ne teröre bulaşmış, ne bir şey yapmış. Sadece tebliğ ve davet metodunun dışında bir yaptıkları iş yok. Memleketin vatanını sevmişler, korumuşlar, kollamışlar. İsrail'e karşı 69 harbinde diğerlerinde en büyük direnişi göstermişler. Geldikleri Filistin'e yardım etmişler, bu tünelleri onlar açtı. Zaten bir onların cezalandırılması gibi oldu o. Onların intikamı İsrail, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulandı. Yani bu artık İslam ülkelerinin kendi aklını başına alması lazım. Yani işte adalet yasası, terör finans yasası, yine bizi Batı'nın dayatmasıyla İkiz yasalar, halkların geleceğini belirleme yasası. O da Avrupa'nın dayatması, bizi bölmek, parçalamak için o gösterdiğiniz harita, Kürdistan haritasını kurmak için bizi efendim gafil avladıkları bir yasa da o. Efendim bunun gibi dayattıkları birçok yasa var. Ve zina yasasında da ilginç, Tayyip Bey bağırırken, başbakanken böyle şey olmaz falan derken evet, meclisten Brüksel'e giderken kesinlikle zina suç olmalıdır derken yasa meclisten geçiyor. Yani nasıl bir şey bu? Akıl alacak iş değil yani. Parlamentoda siyah ajanlar, FBI ajanları mı var? Nasıl oluyor bu iş? Kimsenin aklı almıyor. Bir el geliyor, ayar çekiyor. Terörün finansı, ikiz yasalar, işte şimdi adalet yasası demiş, kendisinden geçirmiş. Yarın onlar da İslam ülkelerine, diğer ülkelere dayatacak. Bir yasayı geçirdi mi kendini de bırakmıyor. Arkasından da alın size bu güzel demokrasi, güzel bir yasa diyor. Hadi bakalım size bunu çıkartın şekline çeviren bir yapı. Şu andaki uyanış güzel. İnşallah
devamı olur. İslam ülkeleri kendine gelir. Milli görüşün dediği bu. Ey İslam ülkeleri gelin, birlik olun, beraber olun. Vahdet içerisinde olun. Amerika'ya, İsrail'e, Siyonizme, İngiltere'ye, Avrupa Birliği'ne, Batı'ya karşı, emperyalizme karşı dik durun. Hiç düşünüyor muyuz yani Mehmet Ali Bey, Selman Bey, Müslüman ülkelerin birbiriyle olan ilişkilerine bakın. Hepsi kanlı bıçaklı. Evet. Ama hepsi Amerika ile ciğer sarması. Ciğer sarması. Buradan başlayalım isterseniz. Evet. Teşekkür ediyorum tekrar Selçuk Bey. Biraz önce hem Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını, 56 İslam ülkesinin liderine yazdığı mektubu kendi ağzından dinledik. Hem de akabinde rahmetli Başbakanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın konuşmasını dinlemiş olduk. Şimdi buradaki bana göre önemli ayrıntı, rahmetli Erbakan hocamız muhalefetteyken yapıyor o konuşmaları, projeleri, rest çekmeleri, bana ne Amerika'dan resti vesaire. Ama iktidara geldiğinde, hükümetin küçük ortağı ya da büyük ortağı olduğunda bu tip söylemleri kendisinden duymuyorsunuz, hep eylem icraat yapıyor. İşte Kıbrıs Barış Harekatı böyle bir şeydir. D8'in kuruluşu böyle bir şeydir. İran'la yapılan, belki biraz sonra enerjiyle ilgili konuda gündeme gelebilir, doğalgaz anlaşması. Recai Kutan Bey'in Enerji Bakanı olduğu. Buna örnek verilebilir. Bir sürü bu tip örnekler var. Ve nitekim Erbakan hocamıza da işte Amerika diyor ki D8'in kuruluşunda dedi ki böyle bir şey yapmayın, kuramazsınız D8'i. Erbakan hocamız şöyle bir ifadeyle cevap verdi yanlış hatırlamıyorsam. Biz yeni bir dünya kuruyoruz. Bu yeni kuracağımız dünyada barış olacak, adalet olacak, huzur olacak, kan olmayacak, gözyaşı olmayacak, zulüm olmayacak, tahakküm olmayacak, işgal olmayacak. Zaten siz de Amerika olarak bunu istemiyor musunuz? Demokrasi getireceğiz, insan hakları getireceğiz, özgürlük getireceğiz demiyor musunuz? Dolayısıyla sizin böyle bir oluşumdan rahatsız olmanızı gerektirecek bir şey yok. Bundan rahatsızlık duymayın, gelin siz de üye olun D8'e demişti. En büyük meydan okuyuş budur. Yani ilk defa Türkiye tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Amerika'ya rağmen uluslararası bir oluşum kuruyor ve Amerika'nın resmine karşılık da buna rahatsız olma, gel sen de üye ol diyor. Üye ol demek ne demek? Hemen işte getir kimlik kartını yazalım değil. Bizim şartlarımız var, bizim ilkelerimiz var, bizim kaidelerimiz var. Bu, tıpkı bugün Avrupa'nın Türkiye'ye yaptığı gibi bunları yerine getirmek kaydıyla uygun görürsek seni de buraya kabul ederiz manası taşıyor diplomatik dille baktığımız zaman. Ve yine aynı şekilde İran'a görüşmeyin, İran'a gitmeyin telkinlerine rağmen ilk ziyaret, ilk yurt dışı ziyaretini İran'a gerçekleştiriyor hocamız. Şimdi Cumhurbaşkanımızın söylemleri çok güzel, duygularımıza tercüman oluyor. Ama bunlarla ilgili Amerika'dan herhangi bir telkin, bir ikaz geldiği zaman hemen onu harfiyen yerine getiriyor. Mesela bir Gazze, yaklaşık 3-4 sene oldu zannediyorum, Gazze ziyareti yapacağım demişti. Amerikalı yetkililer çıktı, dediler ki hayır gidemezsin. Onlara bir sistemde bulundu. Bunu dedi ulu orta söylemeye gerek yoktu, işte biz falan dedi. Ve gitmedi neticede. O dönemde yine Sayın Başkanımız il başkanıydı. Ben de yardımcısıydım kendisini tanıtmadan sorumlu. Bütün bu biraz önce başkanımızın ifade ettiği ikiz yasalarla ilgili dönemde de hakikaten yani Türkiye'nin birliğine, beraberliğine kastedecek yasalar. İkinci SEV diye biz o konularda bütün Türkiye'nin zannediyorum 750 miydi başkanım? 750 noktasında Saadet Partisi olarak konferanslar yaptık. İkinci SEV'e hayır başlığıyla. Diğer konularla ilgili de konferanslar, basın açıklamaları, mitingler vesaire yaptık. Bunlar görmezden gelindi, duymazdan gelindi. Aradaki fark şu, Amerika'dan veya Avrupa'dan herhangi bir işte zina yasası, eşcinsellik vesaire yasalar da bunlara dahildir. Herhangi bir telkin, bir istek, bir temenni Türkiye'ye ulaştığı zaman biz bunun gerisini, arka planını okuyoruz ve anında refleks gösteriyoruz.
Bunu o günün itibariyle biz halkımıza, milletimize deklare ediyoruz. Bugünkü hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ancak bunu birkaç sene, hatta 5 sene, 10 sene geçtikten sonra farkına varabiliyor. Ve 10 sene sonra bunlarla ilgili feryat ediyor. Ama esas itibariyle baktığımız zaman bu işlere sebebiyet veren kendi uygulamaları, kendi düşünceleri, kendi tavırları söylemin ötesinde. Şimdi 56 ülkeye mektup yazmış, güzel ifadeler var, temenniler var. Ama burada ifade eden temenniden öte, ilk önce Türkiye'nin başkanımızın ifade ettiği gibi Büyük Ortadoğu Projesi'nden ayrıldığını, bunu tasvip etmediğini, tanımadığını deklare etmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın zannediyorum halen daha Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığı devam ediyor. Medeniyetler İttifakı eş başkanlığı devam ediyor. Eş başkanlığı devam ediyor. Oradan artık istifa ettiğini mi, ne yapacaksa bunun istifa mı edecek veya işte ben bunu tanımıyorum, bugüne kadar yine diğerlerinde olduğu gibi yanılmışım, kandırılmışım mı diyecek, nasıl bir üslupla bunu telafi edecekse oradan vazgeçtiğini, tanımadığını deklare etmesi lazım. İlk önce Türkiye olarak İslam ülkelerine tarihte olduğu gibi bugün öncülük etme görevi bize düşmektedir. Önce bizim bu Amerika'nın müttefikliğini, stratejik ortaklığı, Büyük Ortadoğu Projesi'ni tanımadığımızı, reddettiğimizi ifade edip daha sonra bu ülkelere bu bağlamda gitmemiz lazım. Ve D8 var hazırda. 56 İslam ülkesi de var. Zaten D8 kurulurken rahmetli Başbakanımızın, Erbakan hocamızın ileriye dönük programı hedefi neydi? D60. D60 ve D160, 180 ülkeye bunu çıkarmaktı. Aynı şekilde kurulmuş bir birlik var. Bu canlandırılabilir, aktif hale gelinebilir. Kurulma gerekçesine uygun şekilde hareket edilebilir. Ve artık Amerika'nın ve bir anlamda Batı'nın güdümünden çıkıp İslam ülkelerine lider olma vasfı kazanılabilir. Biz de onu bekliyoruz. Yani söylemlerin kısacası Cumhurbaşkanımızın muhtelif toplantılarda, muhtelif uluslararası toplantılarda dile getirdiği, bizim de söylem itibariyle beğendiğimiz ifadeleri eyleme geçirmesini, pratikte uygulamasını görmek istiyoruz. Bundan da en fazla memnun olacak kişi yine bizler oluruz. Evet. Yani Erbakan hocamız muhalefetteyken, muhalefet iktidardayken icraat yapıyordu. Aynen evet. Öyle. Aynen yani, ifade bu. Ama yani muhalefetteyken muhalefet, iktidardayken icraat yapıyordu. Maalesef geçelim. 15 yılda, son 15 yılda iktidarımız da muhalefet evet, yapıyor. İktidarda da muhalefet yapıyoruz. Evet, 23. Evet. Dünya Enerji Kongresi dün başladı. Putin buradaydı. Azerbaycan buradaydı. Türkiye'nin de bir enerji bağımlılığı var. Enerji çok önemli. Bölgemiz aslında bir enerji kaynağı, enerji potansiyeli fazla. Ama maalesef kendimize faydamız yok. İşte doğal gazı Rusya'dan alıyoruz, işte biraz indirim falan diyoruz. İşte petrol, etrafımız petrol kaynıyor ama Türkiye'deki benzin fiyatları, ÖTV, KDV'si çok yüksek. En pahalı benzin fiyatlar. İsterseniz buradan bir giriş yapalım. Evet Selçuk Bey, şimdi bu konuştuğumuz dünyadaki savaşlar, efendim çatışmalar, Amerikan emperyalizmi, Siyonizmi, efendim tüm bunların altyapısında enerji yataklarına sahip olmak var. Cenab-ı Hak öyle bir dünyayı dizayn etmiş ki enerji her şey, her şeyin temelinde. Arabada, motorda, efendim bilgisayarda, klimada, aklınıza insanoğlunun hayatını kolaylaştıran her şeyi enerjiyle çalıştırıyorsunuz. Enerji diyorsunuz, yönetmen arkadaşımız da uyarıyor. Diyor ki reklam arası verelim, ondan sonra enerjiyle devam edelim. Enerjiyle devam. Kısa bir aramız var, aradan sonra enerji gündemimizde.